dört bir yanı eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Türkiye, gezip görmek ve yepyeni dünyalar keşfetmek isteyenlere her an yeni ufuklar açar. Bu ufuklar kimi zaman yemyeşil ormanların içindedir. Kimi zaman eşsiz kaplıcaların, huzur veren göllerin ortasındadır. Kimi zamansa tüm bunları kendisinde barındıran gizli bir hazinenin içindedir. İşte o hazinelerden biri olan Taşkesti, görenlerin gözlerini kamaştıran bir mücevher gibi keşfedilmeyi bekliyor. Önemli bir yer burası. Termalin, yeşilliğin, doğanın başkenti, Şehzadeler Şehri, Bolu'nun Taşkesti beldesi. Sayın Başkanımız Efraim Özdemir Bey ile birlikteyiz. Efendim bize kısaca bir Taşkesti'yi tanıtır mısınız? Taşkesti 1957 yılında karşıdaki Arpaseki mahallemizin depremden sonra yerleşim yeri olarak indiği ve sonra genişleyerek belde olma 1989 yılında belde olarak burası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin ilçe olmayı hak eden güzide beldelerinden biri olan Taşkesti, her geçen gün artan nüfusu ve gelişen sosyoekonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Civarında bulunan köyler de hesaba katıldığı zaman, bir ilçe olmak için her şeye sahip olan Taşkesti'nin etrafını saran ormanlar, yaylalar, göller ve dereler, beldeyi doğa ve yayla turizminin öne çıkan yerleşimlerinden biri haline getiriyor. İlçe olması halinde kendisine bağlanacak 20 köyle birlikte yüz ölçümü 476 bin dekara ulaşacak olan Taşkesti beldesi, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri kapsamında oldukça nitelikli bir altyapıya sahip. Taşkesti beldesinde modern dersliklerden oluşan bir adet çok programlı lise, bir adet ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ve bir adet ilkokul bulunuyor. Ve Taşkesti bölgesi, Bolu'ya 80 kilometre, Sakarya'ya 80 kilometre, ılıman bir iklim, Mudurnu'yla Bolu'yla aynı iklimde değil. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Marmara'nın doğusu kısmında kalan ve bölge yeşillik doğanın saklı bir cennet mizali. Kaplıcasıyla, Taşkesti suyuyla, şu anda Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin bile içtiği Taşkesti su Türkiye'de kaliteli sular arasında ilk sıralarda. Taşkesti'nin kendine özgü yanlarından biri de dillere destan içme suyu. Mis kokulu ormanlardan doğan berrak Taşkesti suyunu tatmak ömre ömür katıyor. Sağlıklı olduğu kadar lezzetli de olan Taşkesti suyu modern tesislerde el değmeden şişelenerek satışa sunuluyor. Termali de çok meşhur. Nereden adını alır, nedir, niye meşhur termali efendim? Sarot diye biliyoruz. Nedir Sarot? Niye Taşkesti? Söz sizin efendim. Şimdi termal kaplıca suyu Bizanslar döneminde bu zamana gelen tarihi hamamıyla ve şifalı kaplıca suyu 66 derece sıcak su. Sıcak suyun başında bir yumurtayı bile haşlanacak şekilde pişirebilen bir su kalitesinde. Böbrek ağrıları, romatizmal ağrılar, yara, yanık, bunlar için tedavisinde en ön sırada. Böbrek taşlarını düşürmede içiyoruz. Yani biz kendimiz de kullandığımız için bunun faydasını çok gördük. Çoğunlukla bölgede insanlarımız kaplıcaya haftada en az 2-3 defa gider. Sıcak suyunu da içer ve onun sağlık şifasından faydalanır. Sonra 2007 yılında bu kaplıca suyunun ihaleye vererek bir özel firma tarafından yatırım olarak otel başlandı. Sonra devrim kısmına 400 ayla 2010 yılında faaliyete geçti. Türkiye'nin her bölgesinden ve Avrupa ülkeleri, Avusturya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Arabistan'dan, Dubai'den, Kuveyt'ten her taraftan buraya bu cennetleri görmeye geliyorlar. Niye Sarot efendim? Yani o... Sarot ismi bu bölgede bulunan sarı kantoron adından alıyor. Şifalı bu sarı kantoron ilaçta kullanılan. Ve burada Sarot bölgesi, yaylaya gittiğimizde Sarot Çeşmesi. 3 tane köyümüz var. Orman bölgesi olarak Sarot Orman Bölgesi. Bu şekilde ismi Sarot'tan alan özel bir bölge. Soğuk suyu, sıcak suyuyla, doğasıyla. İnsanları da burası göç almamış.
fazla göç vermemiş. Böyle doğal insanlar. Sevecen, misafirperver, her şey doğal. İstanbul ve Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta olan Akşemseddin Hazretleri'nin istirahatgahının bulunduğu Göynü'ye 40 dakika, bir doğa harikası olan Avant Gölü'ne ise sadece yarım saat uzaklıktaki Taşkesti, yemyeşil ormanları, berrak sularla zümrütten bir parçaya benzeyen gölleri fındık ağaçlarının coşkusuyla harmanlayan bir vaha gibidir. Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin tarihi ve kültürel mirasını bünyesinde toplayan Taşkesti, çalışkan, güler yüzlü, mert ve misafirperver insanlarıyla bilinir. Göynük, Mudurnu, Abant gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen adreslerin hemen yanı başında parlak bir yıldız gibi parlayan Taşkesti, yolların kavşağında kurulan bir merkez olarak öne çıkıyor. Burayı bugüne kadar görmeyen ve keşfetmeyenlere Devralen belgesel programı burada. Onlar aracılığıyla, Devralen programınız aracılığıyla ne söylersiniz? Söz sizin. Tabii ki Türkiye'de çok güzel yerler var ama bu şekilde doğası bozulmamış. Şifalı sularıyla, yaylalarıyla bu bölgedeki yapılan, üretilen, örneğin Kızılcık Taranası bu bölgede hasta taranasıdır adı. Çünkü hasta olanlar gribe, soğuk algınlığına birebir sarımsak ezerek katılır ve bu bölgenin birinci yemeklerinden çorba. Doktorlar da bunu zaman zaman öneriyor. Ve üniversiteden profesör hocalarımız yaylalara geliyor, bakıyor. Bu bölgedeki havanın insanların sağlığına ne kadar faydalı olduğunu onlar bile tespit ediyor. Rahatsız, hasta olan insanlar termallere. Nedir, nedir? Hangi hastalıklara burası belli başlı şifa kaynağı? Onu mesela böbrek rahatsızlıkları, kireçleme, romatizmal hastalıklar. Buradaki açık ve kapalı havuzlarıyla işte o şekilde tedavi gördüğü için insanlar buraya akın ediyor. İstanbul, Ankara, Bursa her taraftan. Çünkü bu termalin sıcak suyu farklı, diğer termaller gibi değil. Ve kaynak o Ilıca Köyü adı altında. O eskiden, tarihten beri anlatılan yaşlı kesimde, hasta kesim geldiğinde oraya 15 gün orada kaldığında ve sapasağlam dönüp gittiği ve ondan sonra yıllarca devam ettiği bu şekilde katlanarak, ama şu anda termalin kapasitesi büyüdü. Günden güne 400 daire, 400 daha 800 daire ve artı 200 daire daha 1000 daire ile bu bölgede sıcak su kaplıca suyla ülkemize gelen, ülkemizin her yerinden gelen insanlara hizmet vermekte. Ankara ve İstanbul'un tam ortasında konumlanan Taşkesti'nin turistik açıdan cazibe merkezi haline gelmesini sağlayan etkenlerin başında eşsiz kaplıcaları geliyor. Doğayla sağlığı birleştiren ve misafirlerine sakin, sessiz ve doğal bir tatil imkanı sunan Sarot kaplıcaları sadece Taşkesti ve Bolu'nun değil, Türkiye'nin de önemli kaplıcalarından biri olarak öne çıkıyor. Eşsiz bir doğanın kucağında ve son derece modern tesislerin sağladığı huzur ortamında unutulmaz bir vakit geçirmek isteyenlerin durağı olan Sarot kaplıcaları, termal suyun tüm güzelliklerini ziyaretçileriyle paylaşıyor. Şehir hayatının keşmekeşinden sıkılanların ve doğayla buluşup suyun hayat veren enerjisine kendisini bırakmak isteyenlerin tatil cenneti olarak adlandırdıkları Sarot kaplıcaları, gizli bir cevher gibi. Astım ve bronşit gibi üst solunum yolları rahatsızlıklarına, kemik hastalıklarına, böbrek, mide, karaciğer gibi iç hastalıklara, egzema ve sedef gibi cilt hastalıklarına karşı şifa veren bir yapıya sahip olan Sarot kaplıcaları, içinde yoğun olarak bulunan selenyum maddesi sayesinde kanser hastalığına da bağışıklık sağlamaktadır. Tüm bu özellikleriyle Taşkesti'nin sağlık turizmi alanında önemli bir ilerleme kaydetmesini sağlayan Sarot kaplıcaları, termal turizmin gözde mekanlarından biridir. Bölgemizde ürettiklerini, bu bölgede yetişen fındık, ceviz, her türlü bu yaylalarda yetişen hayvancılık yapanlarla buranın has lezzetli etiyle, sütüyle, yoğurduyla, herkes yumurtasıyla yaylalara kadar insanlar, yakın 10 kilometre yaylalarımız. Pürenli yaylası, Balıklı yaylası ve orada da çok güzel soğuk sularımız var, gölümüz var. İnsanlar zamanlarını burada tatilde hem kaplıcada
bir kısmında orada. Abant'a 26 kilometreyiz. Sünnet Gölü'ne 45 kilometreyiz. Sürütlü Göl'e 25 kilometreyiz ve doğası bozulmamış. Zaman zaman devlet büyüklerimizin bile geldiği Sürütlü Göl. Ve bunun yanında Sürütlü Göl'de alabalık, Eldeş alabalık, Soykan alabalık tesisleri o bölgeye gelen yemeden gitmez. Taşkesti'nin yemyeşil doğasıyla örtüşen gelir kaynaklarından biri de alabalık üretimi. Modern tesislerde üretilen alabalıklar Taşkesti ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Taşkesti'nin çalışkan ve üretken insanlarının girişimci özellikleriyle hayata geçirilen alabalık üretim tesisleri, beldenin olduğu kadar bölgesinin de ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretime sahip. Herkesi bekleriz. Her zaman Taşkesti Belediyesi'nin herkese kapısı açık. İşte bu beldeyi görmelerini tavsiye ediyoruz herkese. Diyoruz ki Devralem sizleri belgesel görüntülerle götürüyor Taşkesti'ye, Kaplıcalar Diyarı'na, Doğal Güzellikler Diyarı'na. Ama sizler de zaman ayırarak buraya gelin ve gitmediğiniz yer sizin değildir. Mutlaka Taşkesti'yi görün diyoruz. Belgesel görüntülerle sizi Taşkesti'ye, Kaplıcalar Diyarı'na, kültür ve medeniyet tarihimizin müstesna izlerinin bulunduğu bölgeye, Taşkesti'ye götürüyoruz. İpek Yolu güzergahında bulunduğundan tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Taşkesti ve yöresi, yeşilin her tonunun gözlendiği ormanları, doğanın eşsiz görüntüsü, şifa kaynağı kaplıcaları, huzur ve neşe veren gölleri, güler yüzlü ve mutlu insanlarıyla Türkiye'nin son dönemde yükselen değerlerinden biri olarak göze çarpıyor. Taşkesti, görüldüğü zaman akılda kalan, lezzetleri tadıldığında unutulmayan, eşsiz doğasında alınan her nefesin şifa olduğu saklı bir hazine olarak onu bulacakları bekliyor. Thank you.